İkinci Halife Hazreti Ömer 638'de başkent Medine'den gelip Kudüs'ü bizzat teslim aldıktan sonra şehri Müslümanlar yerleşmeye başladı. Kudüs'ün eski sakinleri olan Hristiyanlar ibadet ve geleneklerinde her türlü özgürlüğe sahipti. Hazreti Ömer'in yayınladığı ünlü fermanla Kudüs'e barış ve sükunet hakim oldu. Adil Halife Hristiyanlar açısından büyük önem bulunan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin anahtarlarını Müslüman bir aileye, Nusaybe ailesine teslim ederek Müslümanları Hristiyanlar arasındaki gerilimlerde hakem konumuna yükseltti. Nusaybeler Uhud Savaşı'nda elindeki kılıçla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı savunan kahraman Medineli sahabi hanım Nusaybe binti Kab'ın soyundan gelen bir aile. Selahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs haçlıların işgalinden kurtararak özgürlüğüne kavuşturduğunda Kıyamet Kilisesi'nin anahtarlarının muhafaza işine Müslüman bir aileyi daha ortak etti. Cuda ailesi. Şehrin artan nüfusuna oranla Müslümanlar arasındaki dengeyi sağlamaya da yönelik olan bu adımla Müslümanların Kudüs'te adaleti sağlayıcı ve huzuru pekiştirici rolü sağlamlaşmış oldu. Selahaddin'den sonraki İslam İmparatorlukları ve Büyük Fatihler de Kudüs'teki bu hassas dengeye hiç müdahale etmediler. 1516 sonunda başlayarak kesintisiz 400 yıl boyunca 1917'ye kadar devam eden Osmanlı egemenliğinde de durum aynıydı. Hz. Ömer'in kurduğu Selahaddin'in de fermanla kanuna dönüştürdüğü bu uygulama sayesinde Hristiyanlar arasındaki muhtemel gerilim ve sürtüşmeler Müslümanların hakemliğiyle engellendi. Bu uzun dönem boyunca Kudüs'te sadece Hristiyanlar değil, Yahudiler de büyük bir özgürlük ve huzur içinde yaşadılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Ağlama Duvarı'na dokunarak ibadet etme hakkına kavuşan Yahudiler, devletin çizdiği sınırlar dahilinde ibadetlerini herhangi bir engelle karşılaşmadan yerine getirebildiler. 1917'de Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesiyle Filistin'e ele geçiren İngilizler, Müslüman fatihlerin Kudüs'te kurduğu hassas dengeyi gözetme konusunda yeterince dikkatli davranmadılar. Kıyamet Kilisesi'nin anahtarlarının Müslümanlarda bulunması uygulaması sürdürüldü ise de şehrin demografik dengeleriyle hunharca oynandı. 1967'de nihayet İsrail tarafından işgal edilen Kudüs, o tarihten günümüze eski yüzyıllardaki huzuru, barışı ve sükuneti aramaya devam ediyor. Kudüs sokaklarında dolaştığınızda bugün her bir köşede karşınıza bir başka İslam İmparatorluğu'nun eseri çıkar. Ta Emevilerden itibaren bu kutsal şehre özel bir önem veren de emek harcayan Müslümanlar şimdi Kudüs'ü yönetmiyor olsalar da eserleriyle her yerdeler. Sadece Müslüman mabetleri değil Hristiyan eserleri de aynı ihtimama mazhar olmuştur. 1967'den bu yana devam eden İsrail işgalinin bütün ağırlığına rağmen buraya vurulan İslam mührü silinmeyecek şekilde Kudüs'ün kılcal damarlarına kadar sinmiştir. Her sokak başında karşınıza çıkan sebiller, çeşmeler, mescitler, tarihi evler bir başka İslam İmparatorluğu'nun izlerini taşır. Ama hepsi de bir zincirin halkaları gibi sıkıca birbirine bağlıdır. Dikkatle bakan bir göz, mimari tarzlarındaki bütün farklara ve ustalarının farklı imzalarına rağmen hepsinin aslında aynı çizginin devamı olduğunu rahatlıkla görür. Bu yönüyle Kudüs, Müslümanların dünyadaki tecrübelerinin bir özeti ve şaheseridir. Başarılan ve başarılamayan her şey orada istiflenmiş ve düğümlenmiştir. Kudüs bugün yeniden işgal ve ihlalle sınanıyor. Geçmişin zorba istilacılarının yaptıklarını tekrarlayan İsrail yönetimi, İsrailoğullarının tarih boyunca yaşadığı sıkıntı ve imtihanları da tamamen unutmuş görünüyor. Bir zamanlar akla hayale gelmeyecek acılar çekmiş bir milletin, şimdi benzer acıları bir başka millete reva görüyor oluşu tarihin kaydettiği en düşündürücü ibret tablolarından biridir. Tam 100 yıl önce, 1917 yılının Aralık ayında İngilizlerin yönetimi ele almasıyla birlikte Kudüs'ten kaybolan şey Hazreti Ömer'in tesis ettiği kendisinden sonraki Müslüman fatihlerin de aynen koruyup kolladığı adalet ve hukuka dayalı idaredir. Kudüs, Ömer ruhu da diyebileceğimiz bu anlayışın yeniden ortaya çıkmasını ve kendisini tekrar teslim almasını beklemektedir. Barış, Kudüs e ancak bu şekilde ve bu anlayışı yeniden hakim olduğunda gelecektir. Geleceğin Müslümanları geçmişte ortaya konan örnek yönetim bütün boyutlarıyla kavramak ve aynı örnekliği yeniden üretip ortaya koymak sorumluluğuyla da karşı karşıya.